Yani biz burada Valerian İsmail'in kimle oynadık biz burada? Bir İtalyan takımıyla mı ne oynadık? Evet, Sampdoria. Sampdoria'yla oynadık. Orada bile adam istifaya çağrıldı. Oradan başlayan bir tutarsızlıklar, yani bir adama ne kadar, yani şimdi bir adamın tekine deli diye bağır 40 kere deli olur zaten. Yani bir mental bir kavram karmaşası yaşadık. Yani Valerian İsmail'in yanında duruyormuşuz gibi yaptık aslında. Hani istikrardan belki bir şeyler çıkar diye, ama inanılmaz bir sel vardı. Devamlı Valerian İsmail'in üzerinde işte hocayı değiştir diye bile tezahüratlar yapıldı. Evet. Bu camiada ve futbol takımında maalesef çok negatif bir görüntü yarattı. Tabii aslında ben futbol takımından önce hakem camiasının Beşiktaş takımı üzerindeki, Beşiktaş camiası üzerindeki menfi kayıtlarına takıldım. Yani Yasin Kolla başlayan ve ondan sonra devam eden ciddi bir problem yaşadık hakemlerle ilgili. Tabii Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin en ortaya çıkan kısım aslında başkanın ve yöneticilerin bu konu üzerinde o dönem durması gereken konu şuydu. Biliyorsunuz Sivas Galatasaray maçında Sivas'ın attığı bir gol var, verilmeyen. Evet. Sezon bitti. Lig tescillendi. Lig tescil olmasına rağmen daha biz o golün neden sayılmadığını bilmiyoruz. Ofsaytımsılar. Şimdi burada bir maçta golün neden sayılmadığını ve orada yaşanılan konuşmaları bize aksettirmek amacıyla gündem oluşturduklarında biz baktık ki orta hakemle var hakemi konuşuyor. İşte senin dediğin gibi bir sürü saçma sapan kelimeler ortaya atıldı. Atıldı da sen bu maçın bana şeffaflaştırdığın konuşmaları, Galatasaray'a bunun eksisi ne oldu? Galatasaray'ın puanı mı Bir silindi? karar Maç değişti mi? kaldığı yerden o golden sonraki pozisyon devam mı etti? Hiçbir şey yapılmadı. Yani millet alışverişte görsün hesabı, iş yapıldı ki onu yaparken bile Beşiktaş'ı Enkodu'nun Antep maçında kafa gösterdiği pozisyonu Aynı ortaya anda servis çıkartıp aynı ettiler. anda servis edip mevzunun oraya kaymasını sağlamaya çalıştı. Algoritmalar böyle çalışmaya başladı. Dolayısıyla buradan yola çıkarsak tabii ki Valerian İsmail ve takımı, Valerian İsmail gittikten sonra Şenol Güneş ve takımı olmak üzere de ikiye ayrıldı. Yani Şenol Güneş geldikten sonra Maxim geldi, Amir geldi, Enkodu kızağa çekildi, Ersin Destanoğlu kızağa çekildi, onun yerine Mert geldi. Gezler'in oynamaması, her iki takımda da Weghorst gitti, onun yerine Aboubakar geldi. Aynen öyle abi. Yani Muleka'dan mesela 3 milyona yakın para verildi Muleka'ya, hiç yararlanılamadı. Bunların hepsi aslında hani Şenol Güneş gelmeden önce Ersin'in yediği gollerle Şenol Güneş geldikten sonra Mert'in kurtardığı maçları Evet. yan yana koyduğumuzda ciddi bir kavram karmaşasının içine giriyoruz. Mert olsaydı işte İstanbulspor'dan ve Alanya'dan işte 2-0'dan 3-0'dan gelen Maçlar maçları döner miydi? verir miydi? O maçların bana yansıması ne olurdu? Bunların hepsi aslında büyük bir soru yumağı ve sorun yumağı. Tabii buraları geçerken hep ısrarla yönetime ve başkana şunu söyledik. Dedik ki dikilin. Dikilin. Mücadele, mücadele. Tabii çok sistem o kadar çabuk işliyor ki, gündem o kadar çabuk değişiyor ki. Senin ısrarcı olman gereken yerlerde ufak bir es verdiğin zaman mevzu başka tarafa kayıyor. Ve bunu işi yapanlar da zaten onları bekliyor. Dolayısıyla kötü bir sezon geçirdik. Aslında Şenol Güneş'in hani böyle bir 9-10 maçlık bir seri yakalaması var. Orada da Evet. bu sefer Antalya maçındaki Cenk Tosun'un kaçırdığı penaltıya takıldık. İşte o zaman tam deprem dönüşüydü. İşte Aynen öyle. sahaya oyuncaklar atıldı. Bilmem neler oldu. Oralara duygu sahnağı yaşadık. Yani çok tuhaf bir şey yaşadık. Mesela Şenol Güneş'in son ikidir yaptığı basın açıklamalarına sonuna kadar katılıyorum. Çok güzel şeyler söylüyor. Yani hür irademiz, hür ifademiz var. Hangi sözü söylemiyoruz? Şenol Güneş'ten birçok şeye açıklık getirmesini bekliyoruz. Çünkü Şenol Güneş'in istekleri var. Beşiktaş takımı iyi olsun diye. Tabii bunun açılımları var. Ama geçen seneye dönersek eğer, tam o Şenol Güneş'in Hı. açıklamalarına sonra geleceğiz. En sona doğru yani bir 2 kilometrelik, 3 kilometrelik bir maratonda diyelim, öyle söyleyelim. Son 100 metre, hatta 50 metrede bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama iş işten geçti. Tabii. Yani burada
Mesela Erden Timur'un zaten var, evet. Mevzu da geldi, söyleyeyim. Erden Timur'un yaptığı açıklamalarda ondan iki sezon evvelki Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklamalar birebir örtüşüyor. Tabii, aynı açıklama. Abdurrahim Albayrak da sezon bittikten sonra şampiyon olduklarında o kayıtları açıklamadı. Erden Timur da elimizde kayıt var dediği kayıtları sezon bittikten sonra şampiyon oldular açıklamadı, açıklayamadı. Açıklattırmadılar. Abi araya giriyorum ama Galatasaray'da artık bu durum bir alışkanlık olabilir mi? Yani önümüzdeki sezonda da yine sezonun ortasında ya bizde bunlar var, şunlar var, açıklayacağız deyip yine sezon sonunda bir Galatasaraylı yöneticiyi bu açıklamaları yapmıyorken görebiliriz herhalde. Tabii Beşiktaş yönetimi ve federasyon çözüm merci. Yani Galatasaraylı yöneticilerin yaptıkları sorun. Bunların yarattığı sorunu Beşiktaş yönetimi, hatta Fenerbahçe yönetimi, hatta Trabzon yönetimi yarışın içinde olsalar ve federasyon. Federasyon bu işin neresi? Yargıcı. Tabii ki. Bu ligin yargıcı. Yargıç adalet dağıtmasa ne olacak? Sen şimdi federasyon dedi mi Erden Timur'a? Kaptan gel bakalım. Sen neyi açıklayacaksın? Yani nedir bu? Bize anlat, bilelim dedi mi demedi. Bunu Beşiktaş yönetimi defalarca gündeme getirmesi lazım. Birkaç kere getirdi. Kaldı. Bu zaten istedikleri konu bu. Gündeme getiriyor. Algoritmayı veriyor sana. Onun üzerinde işliyor sistem. Ondan sonra bazı yerler ele geçirdikten sonra kayışı bırakıyor. Bu hep aynı şey devam ettiği için Beşiktaş yönetiminde başkanın da artık bu sezon evet hatalar olabilir. Hatalara yorumlar yapılabilir. Eleştiriler gelebilir bu yorumlarla beraber. Bunların hepsine eyvallah. Yapıcı eleştirilere varım ben. Çünkü Beşiktaş hepimizin. Aynen öyle. Beşiktaş yani başkandı, yöneticiydi, taraftardı, kişilere özel bir şey. Herkesin bir Beşiktaş'ı var ve herkesin yaşattığı bir Beşiktaş var. Dolayısıyla buralarda artık ciddi hamleler gerekiyor. Söz, eylem ve davranış olarak bu üçgenin içinde ciddi planlamalar yapılması lazım. Abi şimdi önümüzdeki sezonu da sormak istiyorum ama onda öncesinde şunu da bir konuşalım istedim. Mehmet Büyükekşi yeniden görev aldı. Ve en son yapılan düzenlenen toplantıda da başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin işte keşke deprem için düzenlediğimiz yardım karşılaşmasına siz de gelseydiniz tarzı bir söylemi olduğu sırada kameralar tam da Mehmet Büyükekşi'yi çekiyordu ve kendisi Ali Koç'a dönerek dedi ki çok beklersin. Yani bunu sormak istiyorum abi sana. Hani bu artık bu kadar aleni bir şekilde yapılan şeylere karşı nasıl bir tavır almamız şimdi gerekiyor? Şimdi Mehmet Büyükekşi'nin, Sayın Mehmet Büyükekşi'nin o gülerek Ali Koç'a dönmesi sinir uçlarının yumuşaması. Ahmet Nur Çebi'nin konuşmalarına ciddi sinirlendi. İçine attı. O sinirle hani birisiyle tartışırken cevap veremezsin. Ya ne diyorsun ya falan dersin ya dönüp hani. O cevap verememenin yarattığı bir sinir boşalması aslında o gülme. Ali Koç'a ne dediğini bilmiyorum ben. Bilmiyorum siz çok beklersiniz. Herkes öyle diyor ama esas konu Ahmet Nur Çebi o kadar çok şey söyledi. O kadar çok şey söyledi ki kalkıp yalnızca Mehmet Büyükekşi'nin gülme konusundaki o işte çok beklersiniz Ali Koç'a dönülmesini algoritma olarak insanlara verilmesi zaten bizim medyada aynı hataya düştü, çukura düştü. Halbuki Ahmet Nur Çebi çok ciddi şeyler söyledi. Ahmet Nur Çebi kulüp başkanları da çok ciddi şeyler söyledi. Siz dedi aynı şeylerle karşılaştık. Sezon içerisinde 50 kere dedi konuştun bu federasyona dedi ve geldiğinde seçtiriz dedi. Şimdi Ali Koç, Sayın Ali Koç sene boyunca eline mikrofon aldı. Bak sene boyunca çemkirdin tamam eyvallah geldin onu seçtin yine. Şimdi burada bunu bir de ben eleştirmiyorum. Ben Fenerbahçe Kongresi'nde Fenerbahçe Kongre üyelerinin aynı Ali Koç'a bu benim söylediklerimi söylüyor. Bütün sene boyunca diyor bizi diyor federasyon mahvetti. Evet. Sen 5 yıldız 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili çatıştın. Adam seni her seferinde reddetti. Yani bunların olmasına rağmen sen yine bu adamı destekledin. Dolayısıyla ciddi bir paradoks yaşıyor Türk futbolu. Kimin ne yaptığı belli değil. Bir duruş olması lazım. Öyle ya da böyle. Evet Mehmet Büyükekşi'nin yanında durabilirsin. Federasyon başkanıdır. Beşiktaş da karşısında duruyor olabilir. Ama bir duruş sergilersin.
Ben anladım. Mehmet Büyükekşi'nin yanındayım kardeşim dersin. E sen bütün sene boyunca çem kiriyorsun. Ondan sonra seçim geliyor. Düzgün Mehmet Büyükekşi'yi destekliyor. Baba nasıl olacak bu iş? Yani burada bir paradoks var. Hani ben kavram karmaşası yaşıyorum. Hani bunu. E senin bütün isteklerini reddetti. Evet. Yani değil mi? Şimdi aynen bunlar öyle. Hepsi yaşandı. Dolayısıyla Beşiktaş cami olarak, kulüp olarak dik durmaya çalıştı. Ama şimdi bu adam federasyon başkanı. Yani bu zat, bu şahıs federasyon başkanı. Seçildi tekrar. Şimdi geçmişten gelen böyle bir karşılıklı bir atışmalar yaşanmaya var. Ben ne yapacağım Beşiktaş olarak? Şimdi Ahmet Nur Çebi'nin bunu sorması lazım kendine. Yönetimin sorması lazım. Federasyon başkanına hatta bunu da söyledi aslında güzel. İşte buraları vermiyor medya. Orada seyreden seyrettiğine kalıyor. Halbuki öne çıkması gerekenler bu. Yani diyor ki hani biz sizle atıştık işte zaman zaman çatıştık. Biz bu sezon federasyon Beşiktaş şampiyon yapmasına engel olur diye de bir algı şey var. Algılama başladı diyor. Bunu Ahmet Nuşebi federasyonda yaptığı konuşmada söyledi. Aslında bunların öne çıkması lazım. Beşiktaş medyası ne yapıyor? Ya biz bunu defalarca anlatmaya çalışıyoruz. Ya bu tip programlar aslında butik programlar aslında çok değerli. Onun için anlatmaya çalışıyoruz. Beşiktaş basını, medyası bunları niye gündeme getirmez? Bu yani beni şimdi medyanın teki ya da algoritmanın sahibi Mehmet Büyükekşi'nin Ali Koç'a dönerek gülümsemesini ve orada bir şeyler söylemesini manşete taşıdı ve ondan başka hiçbir şey konuşulmadı. Halbuki konuşulması gereken çok şeyler vardı. Evet. Konuşmadılar. Ahmet Nur Çebi'nin orada çok ciddi kulüp başkanlarına, federasyon başkanına her şeyi söyledi. Söylemesi yani bugün bir Beşiktaşlı ben olsaydım bunları söylerdim dediği her şeyi söyledi. Şimdi ama bunların hiçbir manşeti taşınmadı. Problem burada. Ben zaafları, şikayete gerekçe olan konuları tepeye taşıyamıyorum. Yani dokuz sütuna manşet atamıyorum. O zaman ortaya başka bir şey çıkıyor. Yani ben kuşatılmışım. Ben nereden kafamı çıkartsam birisi bana diyor ki gir içeri. Gir içeri başka bir konu var şu anda diyor. Bu problem. Bunu Beşiktaş yönetiminin çözmesi lazım. Ya ben camiamın öne çıkarmak istediği konuları gündeme getiriyorum ama gündem olmuyor. Bu da yönetimin ivedilikle çözmesi gereken konuların başında. Net. Abi çok güzel bir noktaya değindin. Yani önümüzdeki sezon bu hatalar devam etti diyelim. Üçüncü haftadayız. Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Beşiktaş o maçı kaybetti. Dördüncü haftaya geçtik. VAR'dan golü iptal edildi. Beşiktaş yine puan kaybetti. Üç hafta üst üste bu durumun olduğunu düşün. Ne yapacak o zaman bu milyonlarca Beşiktaş taraftarı? Şimdi kulüpler birliği niye var? Ya bir penaltı nasıl verilmez? Ya bu mesela şimdi offside yoruma bağlı bir maçta geçen Galatasaray maçı mıydı neydi? Fener maçı mıydı? Yoruma bağlı offside'ı gittiler, izlediler. Ya kardeşim offside yoruma bağlı bir şey olamaz ki. Offside'ın kuralları tektir. Tamam mı? Çizgi üzerinde şimdi FIFA mesela iki ülkede denilecek dedi. Evet. Offside kurallarını değiştirmeye çalışıyorlar. Ama biz geçen sene ithafen konuşuyoruz. Kardeşim kural net. Öndeysen offside. Bunun neyi yoruma bakıyorsun yani? Nedir yoruma baktığın? Burada 5 dakika beklediler. Kimle konuştular? Ne yaptılar? Ne ettiler? Burada penaltı. Penaltıyı hakem gözden kaçırabilir. Ya VAR gözden kaçıramaz kardeşim. İzliyorsun çünkü. 12 tane 13 tane açıdan seyrediyorsun. Mesela burada işte geçen sene Kasımpaşa maçında Donk'la Zaniolo'nun pozisyonunda Zaniolo'nun Donk'un kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda Galatasaray Camiası ayağa kalktı. Halbuki değişik açıdan seyredildiğinde hiçbir şey yok. Donk Zaniolo'yu vurmuyor bile. Aynen. Ama o vurmuyor bile olan kısmını yayıncı kuruluş vermiyor. Lale Orta gidiyor. Yayıncı kuruluşa diyor ki kardeşim bu açıyı niye vermediniz diyor. Ortalık karışıyor. Bunlara sebep ne? Yani yayıncı kuruluş ya da Riva'daki VAR odası bu açıları niye vermez? Zaten en önce halledilmesi gereken konu bu. Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı mı? Ahmet Nur Çebi de bu sisteme karşı mı çıkıyor? Federasyona, içinde bulunduğumuz duruma. Önce bu halledilmesi lazım. Sen bunu halletmeden hiçbir şey çözemez. Sen istediğin kadar transfer yap. Çünkü ele adama diyoruz ki ya kardeşim bir kaos var. Bir sistemde çürümüşlük var. Bozukluk var. Ama bunun çaresi de var. Çaresi ne? VAR odasıyla önemli pozisyonlarda yani maçın
önüne geçebilecek, hı hı, maçı hayati derecede etkileyebilecek pozisyonları VAR odasıyla orta hakemin konuşmalarını yayınlayın maçtan sonra. Bitti. İki tane yayınla, bir daha hata olmaz. Niye yayınlamıyorsun? Ne insanlık gururu mu diyor, insanlık hakkı mı diyor, insan hakları mı diyor? Ne kardeşim, biz insan değil miyiz? Bizim haklarımız ne olacak? Aynen öyle. Niye anlatıyorsunuz? Hep yalan dolan. Dolayısıyla buralar çözülmeden düze çıkamazsın. Yani adam ne yapıyor? Geliyor, dağa tırmanıyor. En sonunda çıkıyor, düze ovaya çıkıyor, rahatlıyor, yatıyor şöyle yatıyor. Sen şimdi bunları yapamazsan, o mücadeleyi vermezsen, o dağa tırmanma zamanındaki o mücadele, düşeceğim düşmeyeceğim, o korkuları yaşamazsan ondan sonra rahat eremezsin. Tabii ki. Buraları vereceksin. Yani transfer, taraftar mesela devamlı transfer. Tamam kardeşim, transfer lazım da. Ama önce bunlar lazım. Bunun kamuoyu oluşturulması lazım. Bu sistemin düzelmesi lazım. Yoksa öbür türlü yani yine aynı hüsranlarla karşılaşacağız. Değişmeyecek. Yani insan film aynı. Aynı filmi seyret. Yani aynı hataları deneyip o hatalardan farklı sonuç beklemek olmaz ya. Yani tecrübe ne? Yaşadığın hatalardan ders alıp bir daha o hataları yapmamak. Sen şimdi aynı hatalarla tekrar giriyorsun. Sıkıntı var. Abi bu sezona da geçelim diyorum. Beşiktaş topbaşı yaptı. Nevzat Demir tesislerinde ilk antrenmanı da gerçekleştirdi. Hatta bugün de günü iki antrenmanla birlikte geçiriyor Beşiktaş. Neler söylemek istersin? Yeni sezonla ilgili nasıl umutların var? Şenol Hoca ile başlıyoruz bu sefer. Geçen sezon dediğin gibi Valerian İsmail ile olan dönemin ardından Şenol Hoca'nın gelmesi kopukluklar oldu. Sezonun sonuna doğru toparlanan da bir Beşiktaş olmuştu aslında. Şenol Hoca ile birlikte yine performansı yükselen isimler de oldu. Gedson Fernandez başta olmak üzere. Beşiktaş'ın eksik bölgeleri de var tabi. Transfer de konuşuluyor. Şenol Hoca da açık açık söyledi transfer gereken bölgeleri. Yeni sezon hakkında neler söylemek istersin abi? Sezonu açtık. Bismillah dedik. Yeni sezon için 27 Temmuz'da maç var. Ben cazdan müzikten anlamam. Hiç ben o işlerden anlamam. Yok, transfer gelmiş gelmemiş. 27 Temmuz'da maç var kardeşim. Ben olması gerekenler olmazsa hesap sorarım. Taraftar olarak sorarım. 27 Temmuz'da maç var. Bugün 4 Temmuz. Transferler yetişecek. Temmuz. Bugün 5 Temmuz. 5 Temmuz. Yine bir şey yok. 6 Temmuz. Ben ne zaman kampa gideceğim? Nerede yapacağım? Maç geldi. Kimle oynayacağım? Sergen Yalçın şampiyonluğuyla beraber yine aynı hatalar var. Bak aynı yere geliyoruz. Hoca hata yaptın. Çok geç anlaşılmıştı. Hata yaptın. O hatayı tekrarlama. Aynı hatayı tekrarlıyoruz. Yine bak kampa gidilecek. Daha futbolcu yok. Kimle gideceğim? Bana de ki, bak ben varım buna. Çık de ki, biz bu sene transfer yapmıyoruz kardeşim. Eyvallah. Beklenti de bu bir stratejidir. Beklentidir. Avrupa kupalarında gidiyorsun. Tamam mı? Elinde zar var, zarı attın. Düşeş de gelir, dubara da gelir kardeşim. Orayı bilmem ben. Ama ihale sende. Bak ne oluyor şimdi? Geçen gün burada sevgili Umut Tahir Güneş vardı. Dedi ki, geçen sezon dedi ben dedi üstüne geldim. Elimden geleni de yapmaya çalıştım. Daha dedi bir sürü şeyleri bilmiyordum. Ama dedi bir şeyleri düzeltmeye çalıştık. Bu sene dedi tatlısıyla, acısıyla, yanlışıyla, kötüsüyle ben sorumluluk benim dedi. Şimdi burada ben şimdi Şenol Güneş çıkıyor, açıklama yapıyor. Eyvallah. Ceyhun Kazancı çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Hep top dolaşıyor. Sağa ver. Hani böyle sistem var ya şimdi. Sağdan sola, soldan sağa. Maçın 25 dakikası böyle geçiyor. Pas, 90 pas, dakikada. Pas, ya o pas değil o. O canını yiyeyim ayağa. O canını yiyeyim ayağa. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Dolayısıyla Beşiktaş futbol takımı bak duruş. Duruş. Çık de ki ben transfer yapmıyorum kardeşim. Ben de şuradan da mesela bir yerden de ben de sponsordan para gelecek de bu sponsordan gelecek parayla da bankaya borçlarını vereceğim. Bu sene zaten de Gezler takıma katıldı, en büyük transfer o de. Gedson Fernandez var de. Takımda tuttuk. De Abubakar de takımda oturmuş da iki tane üç tane gençle beraber de yürüyeceğiz kardeşim de. Sistem bizim de. Yürü bak ben buna eyvallah ama o gelecek, bu gidecek, o olmadı, bu olmadı. 500 bin tane transfer ismi geliyor, o geldi, bu gitti. Oo çorba. Baba 27 Temmuz'da maç var. Şimdi sen böyle yaparsan taraftar der ki ne yaptınız baba der ya. Nerede yaptınız? Transfer der. Buralarda sıkıntı var. Bak hep kaos. Hep kaos. Ya biz bir gün ya bir sene sonra ya bir gönül rahatlığıyla yani kafa birliğiyle, gönül birliğiyle hep beraber
bütün camia topyekün bir sezona girelim ya. Yani parazitsiz, zırtı olmadan. Ya, devamlı problem var. Kaos. Burak Yılmaz kaos. Ozan Tufan diyorlar kaos. Ya şimdi Ozan Tufan yok gündemimizde değil mi? Yok. Ya arkadaşlar, abiler, Şenol Güneş, sevgili hocamız, Ceyhun Kazancı, yöneticiler. Ya çıkın deyin ki ya kim çıkartıyor bunları bilmiyoruz. Ozan Tufan'la ilgili hiçbir görüşmemiz olmadı. Olmayacak. Bitti. Kes at. Kes at. Sen yazıyor şimdi, ben cevap mı vereceğim? Verin abicim. Sen şimdi vermezsen problem büyüyor. Yani gazeteci oradan bir şey çıkartıyor. Futbolcu oradan bir şey. Futbolcu diyor ki Ozan Tufan gelirse ben burada oynamam diyor. Şimdi orada yerli oyuncu. Tabii ki. Tamam mı? O bir şey diyor. Öbürü bir şey diyor. Hep böyle bir, hep bir kaos. Ya kes at. De ki Ozan Tufan'la ilgili bir görüşmemiz yok. Varsa da ilgileniyoruz de. Şudur budur de. Yani bunu cadı kazanına dönüyor iş ya. Yani böyle olmaz. Burak Yılmaz geldi mi? İmza attı mı? Taraftarlar mesela. Arkadaşlar attı imzayı. Bitti. Aynen. Artık öyle. Burak Yılmaz, Şenol Hoca'yı destekleyeceksin. Burak Yılmaz çalışacak. Futbolculuğunda da ben Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz'a çok şey kattığına inanıyorum. Kendini bir kere yere atmadı Beşiktaş'ta oynarken. Evet. Ve o diriliğiyle Fransa'ya gitti, başarılı oldu. Oradan da bir teşekkür gitti. Teşekkür hak ediyor Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'a, Yılmaz'dan. Ha, Burak Yılmaz'ın yaptıkları, konuştukları, Burak Yılmaz'ın da eğer ki ya şimdi cidden bir kaygan zeminde yürüyorsun. Futbolcu da, teknik direktör de, yöneticiler de, başkanlar da, biz de. Yaptığımız her şeyi iki kere üç kere düşünüp konuşuyoruz ya da yapıyoruz. Burak Yılmaz şimdi çıktın, evet Fener'de oynadın, Galatasaray'da oynadın, Beşiktaş'ta oynadın, Trabzon'da oynadın. Eyvallah. Ama diyorsun ki baba da Beşiktaşlı, dede de Beşiktaşlı. Evet. Dede de Beşiktaşlı. Diyorsun ben bir Beşiktaşlıyım. E sen çıkıyorsun ha, Beşiktaşlıyım dedikten sonra hayatımın en güzel yılları kalbimde Galatasaray kaldı falan. Baba deme bunu. Girme onlara. De ki Galatasaray'da güzel yıllarım geçti. Tamam eyvallah, profesyonel, kimse sana bir şey demiyor. Ama sen zaten hani sönmemiş bir ateş var. Hani onun sönmesi lazım. Gitme. Sen ateşi bu havalandırıyorsun tekrar. Yapma. Bunları yapma. Bunun yani ben yönetici olsam futbolcu ya da gelen adam konuşma yasağı getiririm. Ya. Siz ayağınız konuşacak kardeşimsin. Sizin ayağınız konuşacak. Ağzınız konuşmayacak. Rıza Hoca, bizim sevgili kaptanımız Rıza Çalınbay derdi ki futbolcu konuşmaya başladığı zaman ayakların işi bitmiş demektir. Çok doğru söylemişiz. Tamam mı? Ayağı duran ağzına vuruyor abi. Çenesine vuruyor. Dolayısıyla konuşmadan işinizi yapın abi. İşini Şenol Hoca bizzat şer koymuş. Burak Yılmaz bana lazım diye. Yönetimde bunu tasarruf etti. Tamam abi. Beşiktaş taraftarının artık bu saatten sonra Burak Yılmaz'la ilgili bir şey söylemesine gerek yok. Tabii Beşiktaş'a hizmet edecek artık. Hizmeti ölçüsünde konuşacaksın. Hizmeti ölçüsünde. İyiyse alkışlarsın, kötüyse eleştirirsin. Doğruya teşvik edersin. Tabii. Çünkü artık Beşiktaş hizmet ediyor Burak Yılmaz. Artık bu konunun açılmaması lazım. Net. Kapat konuyu, bitsin. Yani burada Twitter'daki, sosyal medyadaki arkadaşlardan da rica ediyorum. Hı. Burak Yılmaz'la ilgili artık konu olmaması lazım. Çünkü imzayı atmış. Ne yapacaksın abi, adam geri mi atacak imzayı? Şenol Hoca istiyor yani. E sen de Şenol Hoca'yı seviyorsun. Şenol Hoca'yı seviyorsun, o da bana lazım diyorsa hocaya güveneceğiz. Şey. Ama Ozan Tufan'la ilgili bak imza atılmamış. Ozan Tufan'la ilgili konuşma varsa, çık konuş deyin ki evet bizim Ozan Tufan'la, onu taraftarın, işte ben onu yazdım geçen gün. Yani Şenol Hoca'da yani bir senede iki tane böyle bam teli olmaz. Hani bir bastım bam teline hocam. Tamam abi, Burak Yılmaz senin hatırın eyvallah. Ki Burak Yılmaz'ı da açıp ben mesela davet ettim şeye, Burak Yılmaz da çıksın konuşsun. Yani camialarda şöyle bir sıkıntı var. İletişim kopukluğu. İletişim kopukluğuyla beraber yüzleşememe. Ya şimdi bana birisi benim yaptığım hatayla ilgili eleştiri yapıyorsa ben o hatayla yüzleşirim. Nedenlerini anlatırım. Sebep olduğu konuları anlatırım. Ben alnım açık, göğsüm dik konuşurum. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama insanlar eleştiriyor. Eleştiriler de doğru eleştiriler. Ya bu Galatasaray en güzel yılım Galatasaray'da geçti. Öbürü Ozan Tufan'ın şimdi mesela. Tabii Beşiktaş taraftarı diyor ki ya Şenol Hoca bu adam Fenerbahçe'de Beşiktaş'a gol attı. Gol attıktan sonra dön küfür etti. Tamam mı? Sen şimdi ben bunu kabul edemem. Doğru. Fenerbahçe'de gol atabilir. Profesyonel. Onun için para alıyor zaten. Ama yaptığı işle
Olmaması lazım. Dudak okuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. O onu yapıyor, onu yapıyor. Olmaması lazım bunların. Hı hı. Ha, sana çok lazımsa bak yönetimle konuşursun. Yönetim taraftara bunu empoze eder. Tamam. Ama ben her sezon garip garip konularla, böyle kaosla, paradokslarla olmaz ki ya. Olmaz yani. Bir rahat rahat gidelim kampa ya. Kampta bütün yüklemesi yapılsın, bilmem ne yapılsın. Atıyorum takım çok iyi gitti. İşte 6 numarada şu vardı. Gittik onu da aldık geldik kardeşim. Hocamız istiyorsa biz alırız. Bir sürpriz, bir transfer kimse duymadan. Bu bir gözdağıdır zaten. Tamam mı? Sen bunlar yani, buralar olmadıkça tabi medya boşalıyor. Şey, meydan boşalıyor. Meydan boşaldıkça da insanlar oradan girmeye çalışıyor. Sıkıntı buralarda. Yoksa futbolcu transferi ben şimdi 3 tane 4 tane isim dolaşıyor. Ben alıp imza atmadan anlamam. İmza atarken de kimse o şeylere, palavralara inanmasın. İşte burada burası Beşiktaş. Burada imzalar kalbe atılır falan. O işleri geçin abi. Öyle bir şey yok yani. Öyle kalbe malbe yok. Daha bir ay ödeme parayı anında UEFA'ya şikayet ediyorlar. Paramızı ödemediler diye. Parayı verdiğin sürece oynatırsın. Konuşma hakkın olur. Bu iş dünyanın her yerinde böyle. Velhasıl ivedilikle hareket, yani strateji bekliyoruz. Strateji. Beşiktaş yönetimi strateji belirlemesi lazım. 20 bugün 5'i 22 gün sonra maç var. Kampa gideceksin, geleceksin. 3-4 günde öyle yollarda geçecek. Yani senin eylem dahilindeki gün sayın 20 şu anda. Evet. 20 gün içerisinde ne yapacaksın? Çok enteresan bir durum şu anda yani. Yine söylüyorum sonradan açanlar için. Transfer yapmayacağız diye bir stratejidir. Yapmıyoruz kardeşim transfer. Zaten ligde ne olacağı belli değil. Ha, ben bu Avrupa kupalarında bu takım yeterli. Geçen sene yeterli takım. Yani 2-3 yere yerli oyuncular da alınıyor. Oralarda bir şeyler yaparsın. Yapmazsın artık yönetim bilir. Yani onu diyorum. İp senin elinde. Çekersin, çekmezsin. Doğru abi. Sezon içinde göreceğiz. Abi şunu da söylemek istiyorum. Aslında dediklerinle çok benzer bir noktada kalıyor bu soracağım soru. Transfer sürecinde Ceyhun Kazancı, sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı çok fazla eleştiri aldı. Yani sosyal medya üzerinden de aslında bayağı bir taraftarımız dedi ki Ceyhun Kazancı bazı isim, Şenol Güneş'in istediği bazı isimleri istemiyor, veto ediyor gibi. Ya bunlar tabii ki sadece söylenti ama sence sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı'nın bu kadar eleştiri alması doğru mu? Ben de dediğin gibi bu arada kesinlikle öyle bir durum olacak. Şenol Hoca isteyecek de Ceyhun Kazancı ayrı çek. Yok canım öyle bir şey. Ya o öyle bir şey olamaz. Ceyhun Kazancı da zaten şimdi futbol bilgisi var. Yani şimdi Şenol Hoca'nın futbol bilgisiyle Ceyhun Kazancı'nın futbol bilgisi bir değil. Tabii. Biri eylemde, biri söylemde. Eylemdeki olan her zaman kazanır. Şenol Hoca'nın yaşadıkları var. Bir kere bir şeyi eleştirirken zaten mental ve mantık olarak üzerinde çalışma yapman lazım. Öyle, senin dediğin öyle bir şey söz konusu tabii değil. Tabii ki, ben Şenol de kesinlikle Hoca'nın, inanmıyorum. Şenol Hoca'nın istediği bir futbolcuyu Ceyhun Kazancı veto etmesi mümkün değil. Bunlar zaten kasıtlı çıkarılan haberler. Ama medyanın ve spor kamuoyunun, Beşiktaş spor kamuoyunun Ceyhun Kazancı ile ilgili 2 sene 3 senedir bir çemkirmesi var. Yine aynı yere geliyoruz. Taraftarla yüzleşmiyor. Yüzleşmiyorsun kardeşim Ceyhun. Sevgili Ceyhun. Yüzleşmiyorsun. Çıkıp de ki baba benim neyimi istemediniz? Valerian İsmail bir hataydı. Evet olabilir. Hata yaptık, getirdik. Dönmeye hatasız çalıştık. Kul olmaz. Yani bunları söylemediğin sürece insanlarla, ya insanlara dokunacaksın. İnsanların konuşmaları beynindeki. Senin hataların var mı? Var. Hepimizin var. Herkesin hatası var. Ama işte ben Ceyhun'a mesela geçen sene söyledim. Dedim ki Ceyhun gel. Bak bizim programlarımız kana karışıyor. Aynen direkt öyle. Konuşuyoruz. İnsanlar buradan feyiz alıyor. Yönlendirme yapıyor kafasında falan. Gel anlat kardeşim derdini. Biz de sana soralım. Biz Beşiktaş düşmanı değiliz ki. Biz senin yani ya eleştirilerimiz yapıcı eleştiriler. İnsanlara bak mesela Feyyaz bizim Kibar Feyzo programa geldi. Bizim Aleni TV'ye. Yıllar sonra birçok şeyi açıkladı. Yıllar sonra o Süleyman Seba ile olan aradaki diyaloğu açıkladı. İnsanların yanlış bildiği şeyleri doğruladı. Aynen. Siz yanlış biliyorsunuz, doğrusu bu dedi. Mesela insanlar aa böyle miydi biz bilmiyorduk oldu. Seneler sonra gelen itiraflar. Sen şimdi İşi genç bir kardeşimizsin. Sana yönetim böyle bir şey teveccüh göstermiş. İnsanlar seni devamlı yargılıyor. Sen hep susuyorsun. Çıkıyorsun.
bir şey anlatıyorsun. Baba yani konuşmuş olmak için konuşma olmaz. Çık de ki baba beni bunun için eleştirdiniz. Valen İsmail'i getirdim, onu getirdim. Aldığın topçular da kötü değildi aslında ama mesela şurada eleştiriyorum ben. Kağıt üzerinde futbolcular iyiydi. Mesela işte Pjanić o getirdiyse mesela ben kim getirdi bilmem. Beşiktaş'a geldi. Evet. Pjanić iyi futbolcu. Batshuayi. Bir tane daha var. Alex Tekşerya. Evet. İşte Dele Alli. Tamam mı? Bunlar her mesela bugün Ceyhun Kazancı'yı gelsin ister. Nasıl? Kime sorsan abi bu oyuncuları yani, gelsin. Ceyhun Kazancı en sert eleştirenler bile bu futbolcular geldiğinde "Aa çok iyi futbolcularmış." dedi. Tabii ki. Ama zaten soru burada başlıyor. Sevgili Ceyhun. Evet, kağıt üzerinde çok iyi futbolcular. Pjanić İtalya'dan İspanya'ya 60 milyon euroya gitmiş. Evet. Ama sen bu arkadaşı kaç kere seyrettin de aldın? Ya da sana bunu öneren menajer bu arkadaşı kaç kere seyretmiş? 3 ay 5 ay top oynamamış. Abi bana şimdi Pjanić geldi. Deplasmana götüremedik arkadaşı. Sivas'a götüremedik. Yurt dışına götüremedik. Adam sıcak sudan soğuk su ayağını sokmadı kardeşim. Şimdi ben bunun hesabını kime soracağım? Kime soracağım abi? Şimdi ortada evet Pjanić geldi eyvallah. Ama bu adam oynamadı. Niye oynamıyor? Şimdi at koşuyor. At birinci sıra şeylerde Ganyan'ı 1-0-5 falan. At sonuncu geliyor. Ben şimdi bu at sahibiysem kime soracağım? 1-0-5'lik Ganyan getiren at sonuncu olur mu? Demek ki burada bir şey yanlış yaptınız. Bir acayiplik var. Değil mi? Bir acayiplik var yani. Dolayısıyla buralarda Ceyhun Kazancı kendini sorgulamalı. Ben kötü niyetli olayım. Zaten hiç kimse kötü bir şey yapar mı? Yani sen burada bir Beşiktaş'ta geldin, bunu ben yapmaz. Ceyhun'un amcalarını yani tabii tanıyorum. Çok Beşiktaş'a kıymetli bir aile. Çok kıymetli. Hayır, kıymetli Beşiktaşlılar bir de. Ama dediğim gibi yani buralarda yüzleşmediğin sürece yüzleşeceksin. Hata yapabilirsin kardeşim. Evet arkadaşlar, abiler, canlılar, dostlar. Evet, bir yanlış bir şey yaptık. Ya bunu şeffaflaş mesela. Evet. Şeffaflaş. Yani bazı şeylerde anlat insanlara. Artık teknoloji çağı. Yani yazıyorsun bir anda 3000 kişi seni dinliyor. Bir şey yapıyorsun hemen 2000 kişi seni dinliyor. Tabii ki. Buralarda sana soru sorarlar. Sen de cevaplarsın. İlla bana ona gelmene de gerek yok. Aç kendin Twitter'da bir sayfa. O sohbet odası mı ne diyorlar. Oradan konuş abi. Abi yani anladın söylemek mı yani? Mevzu bu. Yoksa kimseyi niye eleştirsin insanlar? Yani eğer iyi bir şey yapıyorsan yani eleştiri olmaz. Yani ama kötü giderse bir şey eleştirecek tabii taraftar. Ne yapacak yani? Şimdi basketbol son maçta kümede kaldı. Eleştirmeyecek mi taraftar tabii yani? Yargılamayacak mı? Sorgulamayacak mı? Bu hatalar niye yapıldı diye. Ha, kimi sorgulaması lazım? Adresi doğru belirlemesi lazım. Doğru. Anladın mı? Böyle bir durum. Abi o noktada da aslında şuna bakmak lazım. Demin dediğin gibi isimler kıymetli isimler. Mesela devre arasında kadroya katılan Hacı Ahmetoviç, yine Getson Fernandez daha öncesinde katılan Maxim, her ne kadar performans tartışılsa da iyi bir transfer. Bu noktalarda Ceyhun Kazancı'nın elbette ki bu transferlere dokunuşu olmuştur. Bunlar olumlu hareketler olarak gözükebilir ama dediğin gibi olumsuzları da taraftarlarımızın mesela sorması lazım. Maxim'in oynamamasının en büyük nedeni Şenol Hoca söyledi. Çok güzel bir soruydu o. Hangi kim sorduysa o zaman bir maçtan sonra. Josef olsaydı dedi takımda daha rahat oynatırdım. Bank oynatırdım dedi. Çünkü arkasını süpürebilir. Maxim'in çok ciddi bölgelerde kaptırdığı toplar var. Çok hücum yönelik bir adam. Onun dönüşleri ciddi. O kontra yiyoruz. O, Josef olmadığı için dedi temkinli davranıyorum dedi. Çok doğru bir tespit mesela. Az önce abi söylediğinin üstüne sevgili sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı'ya da buradan çağrıda bulunmuş olayım. Ne zaman isterse alenen Beşiktaş'ta kendisini misafir ederek soruları ya, taraftarlarımızın merak gelsin, ettiklerini yüzleştirebiliriz. Gelmek istemiyorsa açsın Twitter sayfasına kendine bir sohbet odası. Orada da konuşsun. Yani biz... Ama konuşsun. Ya tabii biz insanları kazanma derdindeyiz. Mesela hakemlerin en büyük yaptığı hata bu. Sen futbolcuyu sahada tutmak zorundasın. Sana talimatname bunu söylüyor. Diyor ki sen futbolcuyu tanı, futbolcuyu sahada tutmaya çalış. Böyle zırt pırt düdük çalma. Zırt pırt sarı kart, kırmızı kart değil. Ha kötü niyetliyse zaten... Tabii ki. Terlik istirahati gönder. Ama sen devamlı adam geliyor şimdi kart vermesi gereken yerde vermiyorsun. Mesela Beşiktaş'ta bu çok yaşandı mesela. Bu mesela
senelerdir yaşıyoruz. Mesela Quaresma'da yaşadık bunu. Sen Quaresma'ya yapılan faulleri vermiyorsun. Adam çıldırıyor. Gidiyor cezayı kendi vuruyor. Kesiyor. Kırmızı kart veriyor. Bunlar hep işte strateji. Hakem stratejileri. Dolayısıyla yönetimlerin buralarda ciddi hamleler yapması lazım. Buralarda insanları eğitici, öğretici, bunlarla birimler kurulması lazım ya. Ya her şey elinizde. Her şey elinizde. Var. Televizyon bugün Beşiktaş yönetici açıklama yapacağım dedi mi? Buraya Star, Show TV, ATV, Kanal D, NTV, CNN. Oo böyle. Mikrofon yığını oluyor tamam, böyle bir bitti. Anda. Bitti. Sen orada çat 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 konuşacaksın. Sorun ne? Bunları manşete taşıyamamak. Evet. Sorun bu. Manşete taşıyacak. O konuştukların hepsi punto manşet olacak. Stratejiyi belirleyeceksin. Evet. Abi geçtiğimiz günlerde Twitter hesabında da çok önemli bir konuya değindin. Türkiye Kupası'nın formatı. Yani oldukça ilginç bir durum da söz konusu orada. Bu Türkiye Kupası formatı hakkında neler söylemek istersin abi? Ya ben yazımda yani Fenerbahçe'nin aldığı kupayı önemsemediğimden değil. Sorun organizasyonda. Evet. Turnuvada sorun. Yani bugün Fenerbahçe nasıl şampiyon oldu? Bir Ankara gücünü eledi. Bir takım daha eledi. Oradan geldi. Başakşehir'i yendi. Şampiyon oldu. Evet. Ya ben hatırlıyorum yani 80'li 90'lı yıllarda Türkiye Kupası olurdu. Çift maç. Beşiktaş Fener Kadıköy'e giderdik. Fener İnönü'ye gelirdi. Biz Samiye'ne giderdik. Yani bir takım şampiyon olursa, oluyorsa en az iki derbi oynardı. Tabii çift maç hem de. O sene, o senenin işte yükselen takımları renk katardı lige. Trabzon gelirdi giderdi. O zamanlar iyi Trabzon. Sürprizler olurdu ikincilikten, üçüncülikten. Sen şimdi bunların hiçbiri yok. İşte büyük takım diye işte bilmem ne sıralamasında şöyle böyle diye 3. 4. turdan bilmem ne yarı final neredeyse çeyrek finalden takımları lige sokuyorlar. Zaten yarı finale kadar kimse gelmiyor maçlara. Yani hem göz zevki olarak hem mantık olarak hiçbir getirisi yok. Bu sefer ne yapıyor kulüpler? Yedek oyuncularını oynatıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Sen şimdi Beşiktaş Fenerbahçe oyna bakayım yedek oyuncu oynatabilir misin? Tabii ki. Öyle bir şey yok. Sen şimdi dolayısıyla öyle bir çizelge ve fikstür yapılması lazım ki yani bir grupta Beşiktaş Fener, bir grupta Galatasaray Trabzon, Başakşehir işte orada takımın ileri. Tabii 3'erli, 4'erli, 5'erli, 10'arlı lig usulü. Sen şimdi kendine yer bulamıyorsun diye çalışmaktan kaçıyorsun. Sistemi kurmuşsun. O ıvır zıvır geliyor maçlar ta buraya kadar. Yap bakayım 10 takımlı böyle iki grup kafalar ilk daha üçler birbirlerine girsin. Yani. Tabii sen bu sefer ne olur milli takım da kazanır. Dolayısıyla rotasyona gidecek takımlar. Rotasyona gidince yerli oyunculara şans vereceksin. Orada iki tane, üç tane futbolcu kazansan bir şey de takımlar için. Bunların hepsi para. Tabii ki. Sen şimdi Kadıköy'de maç yap. 45 bin. İnönü'ye gel. 45 bin. Samiye'ni. Hep para. Para kazanacaksın. Sen bunları hiçbirisi yapmıyorsun. Niye maç trafiği var? Kardeşim ona göre futbolcunun işi ne? Benden parayı ne diye alıyor? Bir senede 3 milyon 200 bin, 4 milyon 200 bin lira para alıyorlar. Niye alıyorlar? Haftada bir maç yapsın diye mi? Oynayacak kardeşim 3 günde bir maç. İngiltere'deki adamlar futbolcu değil mi? Abi bu dediğin düzen olursa yayıncı kuruluşun da içine gelir ki daha fazla izlenir maçlar. Ya ben zaten onu anlatıyorum ya. Yani çözüm varken çözümü kullanmamak, tamam mı? Üretmemek. Diyorum ki demek ki kaostan besleniyorlar. Yani kaos olsun, devamlı böyle sıkıntılar olsun. Bu sıkıntılardan yürüyelim istiyorlar yani. Tabii bunun başka bir açıklaması yok. Ben başka türlü bir şey bulamıyorum yani. Abi şurada da gelmek istiyorum. Camiamızda çok fazla konuşulan bir konu var son günlerde. Biliyorsun yeni spor yasası nedeniyle TÜZÜK'te bazı değişikliklerin yapılması gerektiği bir süredir zaten konuşuluyordu. Bu noktada da çeşitli kurulların işte divan kurulu olsun, seçme sicil kurulu olsun, disiplin kurulu olsun yönetimle bazı anlaşmazlıklar içerisinde yer aldığı söyleniyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersin abi? Benim bildiğim, çok vakıf değilim konuya ama benim bildiğim 2 sene evvel bu TÜZÜK çalışması yapıldı. Evet. Yönetime teslim edildi. Bugün de hatta gözüme çarptı birkaç yerde yazılmış. Yönetimin de şu andaki mevcut yönetimin de var olan bu yönetimin önüne sunulan TÜZÜK'ün karşısında başka maddelerle dolu başka bir TÜZÜK hazırlandığı söyleniyor. Evet. Burada tam divan şeyine girmediğimiz için, divanda olmadığımız için o da hani söyleyeyim 2 sene sonra divandayım arkadaşlar. Divan kurulundayım. Herkes hazırlıklı olsun. Hazırlanın yani. böyle bir şey çıktı ortaya. Yani orada ne yazıyor
2 sene evvel verilen tüzük maddeleri nedir, ne değildir onları tam bilmiyorum. Vakıf değilim. Ama o ortada ciddi bir anlaşmazlık var. Mesela kurullarla ilgili sıkıntılar var. Denetleme, disiplin, sicil. Bu kurullarla ilgili yönetimin yani bunları başka bir statünün içine sokmak istediği. Ama diyorum bilmiyorum. Hangisi iyi, hangisi doğru o konuda bir bilgim yok. Abi buradan aynı zamanda alenen Beşiktaş'ın ilk bölümünde taraftarlarımıza da bir haber vermiş olalım. Stat sponsorluğu konusu son günlerde çok fazla konuşuluyor. Çeşitli haberler de ortaya atıldı. Güncel durumu aktaralım istedik. Şöyle bir durum söz konusu. Emreys çok fazla adı geçiyor. Aynı zamanda Koç grubunun da adı geçiyor. Ve süreç uzadıkça aslında zaman da kısalıyor abi. Çünkü Beşiktaş hemen hemen dediğin gibi 20 gün sonra burada ilk maçını oynayacak. Stat sponsorluğu konusu da bu yüzden maddi açıdan da büyük bir getiri olduğu için hayati öneme sahip. Bu noktada Beşiktaş yönetiminin stat sponsorluğu ile ilgili olarak en geç pazartesi gününe kadar bir anlaşma sağlaması bekleniyor. Şöyle de bir ipucu verelim. Emirates'in Türkiye CEO'su da Beşiktaşlıymış. Bu noktada belki de Alen abi buradan ona da belki bir mesajın olur. Neler söylemek istersin? Valla ben hani rivayetlere, şayialara inanmam. Yani ben göreceğim, imzayı göreceğim canlı. Oradaki canlı yazan canlıyı rakamı göreceğim. Masada canlıyı göreceğim. Canlıyı görmeden olmaz. Yani Gazprom'la da ilgili aslında. Çok fazla konuşuldu. Konuşulduğundan ziyade hani böyle tam böyle sönmemiş bir ateş var. Ama Emirates'le de ilgili konuşuluyor. Onu da biliyoruz. Hani şimdi gönlümüzden geçen ne? Hani transferde, sponsorluk anlaşmalarında susuyorlar, susuyorlar, birden bir patlama yapacak evet. Yönetim falan. Hani öyle bir şey bekliyoruz. İnşallah öyle olur İnşallah. Tabii de yani. Ama dediğim gibi daha konuşma halindeler. İnsanlar bir şeyler söylüyor. Bekliyoruz. Yani o Beşiktaşlı dört gözle tabii bekliyoruz. Ki Beşiktaşlı olması bir avantaj ama işte Fırat Aydınus da Beşiktaşlıydı biliyorsun yani. Evren Dölek vardı. Aman, o da aslında Beşiktaşlıydı. Şimdi çağrıştırmış olmayalım. Aman kaderleri benzemesin ama Beşiktaşlı CEO'muzdan da stat sponsorluğu konusunda üstüne ya düşenleri Evren, yapmasını Evren bekliyoruz. Dölek, tabii Evren Dölek vardı yana hakem. Hatırlar mısın Evren Dölek'i? Abi ben yaşım yeterli bilmiyorum. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında İlhan Mansız'ı attı. Beşiktaşlı'nı bizim optikte falan bayrak asan adam yani. Kapalı da. 10 kişi oynuyoruz. Sonra orta hakemi çağırıyor. Orta hakem de Özcan Oğal mıydı? Tam hatırlamıyorum şimdi orta hakemi. Özcan Oğal olabilir. Ali Eren'i de attı. Kulağına bir şey söyledi orta hakemin. Orta hakem çağırdı Ali Eren'i. Ona da kırmızı verdi. Lan dedi ki bu nasıl Beşiktaş'tı? Ne oluyor? Yani hani küfür etti demiş. Yani işte artık yani küfür etti sen de ona küfür et kardeşim. Futbolcu attırılır mı ya? Beşiktaş nasıl Beşiktaşlısın yani? O yüzden hani Beşiktaşlı falan öyle bana fazla şey gelmiyor profesyonel hayatta. Ama inşallah olur tabii yani. İnşallah. Yani Beşiktaş'ın marka değerine de aslında çok yakışan firmalar bunlar. Dünya çapında firmalar. İnşallah dediğin gibi abi önemli olan oradaki o canlıyı görmek. Önemli olan o imzaları görmek. Abimiz kesmeden şu konuya geçelim diyorum. Taraftarlarımızın da çok fazla dile getirdiği bir konu. Kombineler satışa çıktı. Evet hani fiyatlar eleştirildi. Mevcut maddi koşullarda hani kimi taraftarımız dedi ki bu rakamlar normal. Kimisi dedi ki bu rakamlar yüksek ama en çok tartışılan farklı bir konu oldu. Avrupa Kupası maçlarında bu kombinelerin dahil olmayacağı. Bu bayağı bir tartışma konusu haline geldi. Beşiktaş yönetiminin de bu noktada aslında bir geri adım atması bekleniyor. Bu konu hakkında bir yönetim kurulu toplantısında dile getirilmiş ve taraftarlarımızın bu konudaki rahatsızlığı dikkate alınmış. Yönetimimizin bu açıdan ben bu kararında bir geri adım atacağını düşünüyorum ama sana da sormak istiyorum abi. Çok önemli bir konu taraftarlarımız adına. Ben de yarın 6'sında bitiyor yanılmıyorsam evet. Yenileme süreci. Başkanın bir açıklaması olacak diye tahmin ediyorum. Bu kombinelerin Avrupa Kupası'na dahili noktasında dahil edilecek. Zaten dahil edilmesi lazım. Başkan yakın çevresine bunu söylemiş. yapacaklar. Tabii fiyatlarla ilgili de ciddi problemler var. Evet. Bunlardan bir tanesi de kapalı tribündeki bilet fiyatları. Yani alt taraf 25-30'dan başlıyor. Üst taraf 12,5 lira.
Geçen sene üst taraf 3.5'tu biliyorsunuz. Yani orada tribünü oluşturan tribünlü çocuklar var Kapalı'da. Orada da ciddi bir artış söz konusu. Yani 1'e 4 gibi. 3.5'lardan 12.5 liraya çıkmış. Burayla da ilgili bir çalışma yapılması lazım. Yani deniyor ki Galatasaray Kapalı'sı da aşağı yukarı aynı Fenerbahçe Kapalı'sıyla. Şimdi ama burası unutulan, Beşiktaş Kapalı'sı. Unutulan bir şey var. Galatasaray Kapalı'sı eski Kapalı'sı şu anda kale arkasında. Evet. Galatasaray stadında Kapalı'da tribüncü kısım yok. Fenerbahçe'de de keza öyle. Fenerbahçe'de bir grup var, Kilforyu var. Onlar da maratonun üst tarafındalar. Onlar 150-200 kişilik bir eski çocuklar, eski sabahlayanlar, eski tüfekler diyelim. dolayısıyla Beşiktaş'ta hem kale arkasında ciddi bir tribün var. Bir de Kapalı'da var bu böyle bir tribüncü çocuklar. Burada şimdi o tribüncü yani gelip her maçta bağıran 7-24 Beşiktaş'ı kovalayan adamlar tribünü o paraları veremezler. Burada da ciddi bir sıkıntı söz konusu. Başkanın bu konuyla da ilgili bir açıklama yapması lazım. Çok yüksek. Buradan yani çok güzel olmaz. Bir çağrı yaptın abi. Gelemez insanlar. Ha, oraya. Çünkü sadece o parayı ödemekle de bitmiyor abi. Sen daha iyi biliyorsun. Senelerini tabii canım, verdin. Tabii yani o yani parayla da ilgili değil aslında. Yani ya ben şunu söylüyorum. Beşiktaş para kazanmasın mı? Ben bunu söyledim ya. Şimdi bunun arkasına yazarlar. kardeşim transfer istiyorsunuz da bilin. Ya kardeşim. Para nereden gelecek? Parayı parası olmayandan kazanma. Parası olandan parayı, kazan. Parası olandan kazan. Sana demiyoruz ki para. Bak loca. 177 tane loca var. 284 kişi kuyrukta. Evet. Tamam mı? Demek ki parası olan adam var. Ben şaşırdım mesela. Beşiktaş'ta bu kadar zengin var mı diye. 284 kişi loca almak istiyor ama evet. 177 loca var. Şimdi loca dolayısıyla numaralı tribünü böyle bir sistemin içine sok. 10 bin kişi alıyor. 10 bin tane zengini doldur oraya. Oradan para kazan. Ama bir taraftarı sesinden kazan. Taraftar orada bağırsın, çağırın, tezahürat yapsın, gelsin. O sana zaten çok puan kazanır. Tabii. Oralardan kazan. Yani böyle bir strateji uygulamaları lazım. Abi şimdi sosyal medyada böyle çok fazla duygusal editler yapılıyor. Elbet görüyorsundur böyle duygusal videolar böyle herhangi bir sözün ardından. Şimdi az önce abi yanımda oturuyorsun. Ağzından Kapalı sözü çıktı. Böyle çocukluğumdan beri o Kapalı setinde gördüğüm Alen abi şu anda yanımda. Kapalı tabii. Lafını senden duymak gerçekten böyle kurumuş boğazım etkisi yarattı mesela bende. Eskiden şu konuşulurdu biz büyüklerimizin yanında. Koskoca Beşiktaş Kapalısı derlerdi. Yani ciddi bir jenerasyonun hatta 2-3 kuşağın göz bebeğiydi. Yani Kapalı tribün çok başka bir şey. Bugün Fenerli'ye de sor, Galatasaraylı'ya da sor. Hiç kimse inkar edemez. Kimse itiraz etmez. Steven Gerrard'lar, Pirlo'lar yani tüm futbolcular bile zaten tabii bunu dile getirmiş. Galatasaray şimdi söylemeyeyim isimlerini. Galatasaray Fener futbolcuları bir yerde gördüğümüz zaman konuştuğumuzda kafamızı sola çeviririz. Kapalı eğer o gün günündeyse eyvah derdik, bu maç bitmez derdik. Harbiden de yani bitmezdi her yerde. Kapalı tribünün farklı bir şeyi var. Zaten Samiyen tamirdeyken, Şükrü Saracoğlu tamirdeyken Fener Galatasaray da maçlarını İnönü'nde oynardı. Orada Kapalı'ya girmek hele derbilerde çok ciddi bir şey yani. Yani İngiltere'de, Amerika'da olup böyle Lordlar kamerasına falan yükselmek gibi bir şey Kapalı'da maç seyretmek. O dönemler için konuşuyorum. Dolayısıyla biz o bayrağı iyi taşıdık, getirdik. Belli bir yere kadar getirdik. Ama belli bir yerden stat yıkılınca yıkılmaması gereken bir zamanda stat yıkıldı. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Beşiktaş taraftarı ve camiası hazır değildi stadın yıkımına. O stat yıkılacak, başka yere gidecek falan onlar hep tatava. Öyle bir şey yok. Ama böyleymiş kader, böyleymiş diyelim. Daha da fazla deşmeyelim konuyu. Ay valla ben de çok şanslıyım o zaman. Yani o Kapalı'da tabii o ya. Efsane Kapalı'yı izleme fırsatı buldum. Efsane Kapalı'da seni görme fırsatı buldum. Biraz duygusal konuşmaların ardından abi devam edelim. Şimdi bir konu var, çok fazla gündeme geliyor. Özellikle de rakibimiz Fenerbahçe çok fazla dile getiriyor. 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların sayılmasını istiyorlar. Hatta kendi kendilerine saydılar da. Yani 5. yıldızı taktılar armaya, basın toplantısı düzenlediler arkada 5 yıldızlı arma. Şimdi de sevgili Ali Koç bir açıklama yaptı. Önümüzdeki sezon 5 yıldızlı formayla oynayacağız dedi. Demek ki bir yerden okey aldı.
yani öyle kafasına göre çıkamazsın ki yani. Demek ki bir yerden okey aldı. Ona göre konuştu. Abi. Yoksa yani federasyonun okey vermediği bir şeye 5 yıldızla çıkmak her maçta 250-300'lerin üzerinde ciddi para cezası demek. Öyle bir şey değildir bu. Mutlaka bunun bir mahkeme süreci olmuştur. Bir yazışma olmuştur. Bir bilgilendirme ama bu olmuştur. 59 öncesi şampiyonlukların olmasını Beşiktaş'ın desteklemesi lazım. Evet öyle. Bizim de şampiyonluklarımız olacaktı. Var 59 öncesinin. Taksim Spor'un var. Güneş Spor'un var benim bildiğim. Onlar federasyon onlara para vermek zorunda bu sefer. Tabii. Her şampiyonuna para vermek zorunda geriye dönüş olarak. Yani orada o kulüplerin yani senelik çınarlık bunlar, asırlık çınar bunların tabii. Hepsi. Taksim Spor, Güneş Spor, Vefa'nın var mı şampiyonluğu tam şimdi bilemedim. Ama yani böyle bayağı bir takımın şampiyonluğu var. Beşiktaş'ın da var. Beşiktaş'ın da benim bildiğim 6-7 yakın şampiyonluğu var. Bu baktığın zaman Galatasaray'ı yakalıyorsun. Galatasaray'la kafa kafaya geliyorsun. Galatasaray'ın da şimdi mesela benim şampiyonluklarımı yan yana getirdiğimde mesela 92-93 96-97 87-88 mesela bu şampiyonluklar yani elimizden avucumuzdan alınan şampiyon. Süleyman Seba'nın o işte şerefli ikincilikler dediği bize yeter. Yıllar, seneler. Dolayısıyla baktığında zaten 3 tane Beşiktaş'a koy. Galatasaray'dan 3 tane al. Kafa kafaya geliyor neredeyse zaten yani. Tabii ki. Yani ben mesela hep söylerim. 84-94 10-10 olması lazım. Bak. Hiç abartma falan yok. Mübalağa yapmıyorum. 1984 1994 10 sezon 10'da 10 şampiyon olması lazım Beşiktaş'ın. Araya hiç kimse giremez. Araya hiç kimse giremez ama saçma sapan stratejilerle garip garip konular yaşandı. Biz 5 tane olduk. Tabii 85-86'da olduk. 3 kere üst üste olduk. Bir de 94-95 5 tane olduk. Halbuki 5 daha olması lazım. 5'te 10'da 10 olması lazımdı ama olmadı. Garip garip şampiyonluklar verdik ya. Ya neler verdik? Yani kafayı gibi Erol Denizli maçı var burada işte. Verdik. Bir tane Galatasaray'a verdik. Burada Küçük Ali o 8-0'a falan gerek kalmayacaktı. Küçük Ali vardı o zaman bizde. Ali Güraçar'dı galiba soyadı. Ali cadde Samiyen'de cadde tarafı Bako penaltıyı kurtarıyor. Dönen top 2-1 alacağız maçı. Kalenin ağzının altı basın içinden topu avut attı. O 2-1 olsa zaten şampiyon oluyoruz. Yani bir sürü böyle çok böyle son dakika şampiyonlukları verdik. Yani elimizdeki şampiyonlukları verdik bir de yani. Ya yani biz geriden gelmedik yani. Dolayısıyla yaşadık bunları. Ben o 59 öncesi şampiyonlukların Beşiktaş camiasında desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Evet ben de onu soracaktım yani, abi. Yani mantık olarak bizden neden bir destek Cumhuriyet geldi? Cumhuriyet yani ortada? 1923 kuruldu. Cumhuriyet. Cumhuriyet'ten sonraki bütün maçların kayda geçmesi lazım diye düşünüyorum ben de. Bir de abi oynanmamış bir karşılaşma var. Bir Süper Kupa karşılaşması Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında. Bu karşılaşma bildin yani unutuldu gitti artık. Sence Beşiktaş yönetiminin bu konuda da bir başvurusu yani, olmalı mı? Federasyonun başvurusu yokken ben zaten birçok şey var konuşulması gereken ama ben bu tip konularda geriye gidip de bir şeyi eşelemenin bir anlamı olduğuna inanmıyorum. Yani bu orada kaldı. Çıksın o zaman federasyon desin ki Beşiktaş Fenerbahçe'nin yapması gereken bir maç var. Oynayın bu tarihte kardeşim. Bunu sen demin dedik ki Türkiye Kupası'na fikstür yapamıyorlar. Düşünsene ya fikstür yapamıyorlar. Ya Kulüpler Birliği toplanıyor. Ne konuşuyorlar ya? Ben çok merak ediyorum. Abi şey herhalde sen, böyle çay, sen kahve. Sen Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Adana hepsi geldi oraya. Hatay, Antep, Denizli, Manisa kim varsa abi. Hepsi geldi. Karagümrük, işte Ümraniye hepsi geldi. Baba ne konuşuyorsunuz ya? Hani masaya toplandınız ne konuşuyorsunuz? Ya Türk futbolunun inanılmaz sorunları var. Ben daha bugüne kadar Kulüpler Birliği'nin bir tane sorun çözülüyor. Bir tane sorunu eğilip de bırak çözmeyi. Eğilip de gündeme getirdiğini görmedim ya. Bakın arkadaşlar burada bir problem var diye o kadar kulüp başkanı bir araya gelip dediğin gibi bir konuyu dile getirmiyor. Pes. Yani şimdi Samsun Spor geldi. Mesela Yüksel Yıldırım'la yakınen konuşma fırsatımız oldu. BBN televizyonunda program yaparken geldi. Mesela hani bir şeyler değiştirebilir misin? Diyoruz.
Hani adamın dünya bakış açısı biraz değişik. Evet. Yani sen tek başına ne yapabilirsin? Onu diyor bana. Ne yapabilir tek başına? Yani bir şey olması için belirli bir hareket edilmesi tabii lazım. Dolayısıyla bakıyorsun adam diyor ki ben 2000 lira yaptım kader arkasında, kimse almıyor daha diyor bilmem ne. Şimdi herkesin derdi ayrı. Herkes olaya farklı bir açıdan bakıyor. Gayet doğal. Yani ayakta durabilmenin için mutlaka bir kaynak lazım. Gayet doğal. Her şeye o açıdan bakmak. Ama diyorum ya, bu kaynaklara gelmeden önce de senin mental olarak bazı şeyleri düzeltmen lazım. Yani düzeltemezsen, ya aynı onu diyorum. Ya VAR odasıyla orta hakemin arasında ciddi bir problem var. Yani orada ne konuşulduğunu bilememe problemi var. Spor kamuoyunun. Baba, bir bunları çözemeden sen şimdi ben kime diyeceğim? Sen bu penaltıyı nasıl vermiyorsun kardeşim? Diye. Ben Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak kime ne diyeceğim abi ben? İtiraz merciğim yok ya. Doğru diyorsun abi. Bu penaltı. Sen bu penaltıyı niye vermiyorsun kardeşim? Nereye? Yani hakem görmemiş olabilir, orta hakem. VAR nasıl VAR görmüyor? VAR nasıl görmüyor? O kadar açıdan izleyebiliyor. Anladım, niye çağırmıyor? Ya offside'ı çağırdı ya. İlk defa gördüm ben. Offside'a çağrılır mı kardeşim? Offside'a çizersin çizgiyi. Çizgi ona göre karar verilir zaten. Hakemin oraya gelmesine gerek yok ki. Dersin ki baba offside, tak hakem böyle yapar. Geldi o da zaten aynı çekilimi. Çizgiye baktı, geri gitti. Velhasıl yani çok yumak, sorun yumağı var. İnşallah bunlar düzelir diye düşünüyorum. İnşallah. Abicim eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. O zaman Alenen Beşiktaş'ın ilk bölümü taraftarlarımızla buluştu. Bundan böyle her çarşamba günü Alen abiyle saat 20.00'da yine canlı yayında sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Unutmayın, bizde gündem hep Beşiktaş.